Mağaza atmosferi videomuz başlıyor. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni nesile hoş geldiniz. Ben Yusuf'tan. Bugün sizlerle mağaza atmosferi, yani mağazanın nasıl olması üzerine konuşacağız. Neden? Girişimle ilgili şunu yapın, bunu yapın, ürünü şöyle yapın. Hep söylüyoruz, hizmetleri veriyoruz. Yani şu an aklımıza gelen, bizim mümkün olduğunca bu videolar, her video dizi gibi düşünün istiyoruz biz. Her videomuzu, buyurun reji. Var mı sıkıntı? Yok. Reji son şeylerde son dakika hızlı bir giriş yaptık videoyu çekelim diye. Hemen orada bir şey ilgilendi bir şeyle. Yani biz videolarımızın dizi serisi gibi olmasını istiyoruz. Yani her biri birbirini destekleyen ve birbiriyle alakalı olsun. Hani burada bu videoyu izledikten sonra kanalımızda diğer videoları izlediğinizde bütünlük sağlasın diye. Hep biz diyoruz ürünü böyle yapın, müşteri isteklerine uygun. Peki ürünü yaptırdık, girişimimizi hazır ettirdik. Burada en önemli temel ne? Ne kadar teknoloji çağında da olsak mağazanın atmosferi, mağazanın avrosu nasıl olmalı? Buradan yola çıktık. Videoya geçelim hızlı bir şekilde. Video bitmesin. Mağazanın görüntüsü arkadaşlar neden bizim için önemlidir? Biz bu işini için açtık, para kazanmak için. Mağazanın atmosferi de çevresel faktörleri kullandığımızda müşterinin satın almasını etkiler. Düşünün, kendiniz girdiğiniz bir mağazayı düşünün. Şu hemen böyle bir beyin fırtınası yapalım hep birlikte. Kendiniz girdiğiniz bir mağazayı düşünün. Hani mağazada sizi bir şeyler çeker. Bu şunu alayım, bunu alayım. Bunlar tamamen mağazanın içine girdiğinizde. Mağazanın içine girmeden önce pek bir şey yoktur. Hele özellikle AVM'lerde. Mağazanın içine girdikten sonra bir değişir. Alsam mı acaba? Hesapta yaparsınız. Ya bunu almadım. Aldırır size. Şu an arkada reji evet diyor. Bana bunların hepsi oluyor. Hareketleri yapıyor şu an arkada. Flash belirtiyor. Öyle oldu. Evet doğru. Evet. Doğru. Bizim için de o yüzden önemli. Peki biz onu nasıl yakalarız? Hemen biz de kendi kuracağımız işte, senin kuracağın işte, biz nasıl bir mağaza yapmalıyız? Hemen onun üzerinde konuşalım. İlk önce mağaza atmosferini hemen böyle bir tanımlayalım. Ufak böyle bir kitap tanımlaması yapalım. Bir müşterinin, bir tüketicinin bir mekana, bir alana, bir dükkana girdiğinde algılarının mekanın avrosuyla satın alma hareketlerinin, niyetlerinin arttırılması. Ana amaç bu. Mağazanın atmosferini kendimize göre değil, yine kime göre yapıyoruz? Bizim hedef kitlemize göre onları harekete geçirerek yapıyoruz. Zaten kızışan rekabet ortamında hani bazı mağazalar diyor ya biz kapattık olmadı. Neden olmadı? Çünkü eksik yaptığı için mağazanın içine girdiğinde bu mağaza atmosferinin içine elemanı da katabiliriz. Çok elemana girmek istemiyorum bu konu hep elemanları. Diğer videolarımıza gelin kanalda bakın elemanla ilgili söylediklerimi biliyorsunuz ama mağazanın içine girdiğinde alım isteği artarsa ve sizin de orada iki iyi yaklaşımınızla bir iki ürününüzle ilgili satım gerçekleşir. Ama hani kapatanlar mağaza atmosferini başaramayanlar. Biz ürünümüzü yaparken hep söylüyoruz ya hedef kitlemizi belirledik bir tane. O hedef kitleyi belirlerken ürüne göre mağaza atmosferimizi de yine buna göre yapıyoruz. Mağaza atmosferi oluştururken dört element ateş, su, toprak, tahta tarzında dört elementimiz var. Bunları sıralıyoruz. 1. Ses müzik. 2. Görsel. 3. Koku. 4. Sıcaklık. 4 tane maddemiz var. Bu 4 madde üzerine temellerimizi oluşturuyoruz ve hedef kitlemize uygun. Mağazamızı hem dışı için hem de içi için. Bu seçenekleri hem dışı hem içi için değerlendiriyoruz. Görselde tüketicinin algılamasını istediğiniz, yani rafın boyu, rafın uzaklığı ya da AVM'ler ki vitrin düzeni alıma nasıl heveslendirilebilir? O giydirdiğimiz manken kıyafet söklerinden, o giydirdiğimiz manken nasıl aldırır? Ne hoşuna gider? Ya da yemekte o menübordda uzakta menübordda ne koyarsam ki açlık hissini uyandırır? Kırmızı font üzerine böyle güzel bir hamburgeri koyduğumda ortadan ikiye ayrılmış falan hemen alıma nasıl geçirir? Bak bunu dıştan bahsediyorum. Bu görselde iç olarak da rafların düzeni nasıl olacak, yemekler nasıl gözükecek görselde buna dikkat ediyoruz. Ve zaten dış görüntüsü bizim markamızın
oluşturduğumuz markamızın, mağazamızın ismimizle uyumlu olmasına dikkat ediyoruz. Oraya tabela koyduk. Tabelamız. Abi tabelamız da güzel olacak orada. Görüntüsü bizimle uygun, mağazayla uygun, güzel bir tabelamız yapıyoruz. Şu an dıştan bahsediyorum, içe gireceğiz. Hafif içe veriyorum, hafif dışa görselde. Yani raflar, düzen, görsel içeriği öyle olaylaştırdım. En önemli olan dışarıdaki görsel ya, dıştan görünen görsel kısmı. Oraları doldurmaya çalışıyorum ve tabela çok kıymetli. Çünkü sizin ilk fotoğrafınız orada çekilecek. Tabela ilk böyle. O vitrin düzeniniz ve tabela. Tık orada fotoğraf çekilmiş olacak. Vitrin zaten adımı mağazaya sokuyor. Evet, vitrin sokuyor. Vitrin. İşe yaramazsa değil, evet. Yani. Aynen. Vitrinimizi yaptık. Tabelamızı güzel yaptık. İçeriye çektik müşteri. Müşteri geldi. İlk kullanacağımız silah renk. Renk silahını kullanıyoruz. Rengin tüketici üzerinde inanılmaz etkileri vardır. Örnek verelim. Birkaç tanesini. Diğerlerini internetten de bulabilirsiniz yazıp. Hani rengin tüketici üzerinde etkileri deyip Google'a yazdığınızda ya da biz bununla ilerleyen zamanda belki videolaştırma yaparsak orada da size bahsederiz. Turuncu renk sıcak, canlı, samimi hissi verir insanda. İnsanda ne? İnsanda. Mor asaleti simgeler. Bu ara farkınızdaysanız çoğu markalar Getir, Gratis son kurulan hani böyle iyi marka kafada kalan şeylerde Getir, Gratis, Mor asaleti simgelediği için çok kullanılıyor. Yanına sarıyla birlikte böyle gençleştiriyor. Gençleştiriyor, evet. Yani bu renkte vurgulayabiliriz. Renkle ilgili şöyle bir örnek verelim. Bu yapılan çok kıymetli bir araştırma. Sanat müzesinde yapılan bir araştırma arkadaşlar. Tüketicinin bu renge eğilimi üzerine çok kıymetli. Dikkatlice dinlemenizi istiyorum bunu. Kansas'tı galiba. Kansas'ta bir sanat müzesi. Halısına bir teknolojik sistem yerleştiriyor. Halının altına bir teknolojik sistem yerleştiriyor. Bir de içerideki duvar renginin beyaz ve kahverengiye dönüşmesini sağlayan bir ambiyans ayarlayıcı gibi bir sistem yapıyor. İlk önce içeriği beyaz yapıyorlar. İçeriği beyaz yaptıklarında arkadaşlar, insanlar daha yavaş yavaş, daha baka baka, daha rahat bir şekilde geziyor. Yani adımlar yavaşlıyor. Halıdaki sistemden dolayı onu ölçüyorlar. Müzeyi daha çok geziyorlar. Müzede daha çok süre geçiriyorlar. Hemen bunun üstüne kahverengi yapıyorlar. Kahverengi yaptıktan sonra müzeye gelen insanlar müzenin içinde adımları hızlaşıyor. Fazla dolaşmıyorlar. Kaçarak gidiyorlar. Hızlıca bırakıp gidiyorlar orayı. Bu yapılan araştırma çok kıymetli. Renk seçimi sizin kaderiniz olabilir. Seçtiğin renk kaderindir. Evet. Renk olayı çok kıymetli. Bu araştırma internete yazdığınızda büyük ihtimal görürsünüz. Kansas'taki bir sanat müzesiydi diye ben bunu hatırlıyorum. Siz de bunu bulabilirsiniz. Ben de söylemiş oldum. Rengi böyle kullandıktan sonra arkadaşlar mağazanın içinde sıkışıklık. Sıkışık olmamasına dikkat edelim. Mağazamızın sıkışık olması. Hemen kendinizden düşünün. Sıkışık bir mağaza. Haberlere bile konu oluyor. İndirim günlerinde sıkışıklıkta nasıl? Seviyor musunuz? Sevmiyorsunuz. Kimse sıkışıklık istemez. Görselde sıkışık değil, daha ferah, daha açık, insanların gezebileceği ortamlar yaratmaya çaba gösterelim ki mağaza atmosferimiz güzel olsun. Görsel seçimde bunu unutmuyoruz. Ve bir diğeri de temizlik. Temizlik, bunu da sokmak istiyorum. Son dönemde temizlik maddeler içinde yok ama temizlikte çok şeffaf insan, yani bu son pandemi döneminden sonra temizlik çok kıymetli oldu bir mağaza atmosferinde. Temizlik görmezseniz gider misiniz? Hani yerdeki şey bile çok önemli. Bunun için sizin oluşturduğunuz mağaza atmosferi değil, aldığınız eleman. Elemanın temiz olması. Burada eleman seçimine hep geliyoruz da, yani zaten o mağaza atmosferini tamamlayan eleman. Ama ben daha çok bizim kurduğumuz üzerine gitmek istiyorum. Ama temizlik de çok kıymetli. Buna dikkat etmek gerekiyor. Mağazanın içindeki müzik. Geliyoruz. O da ses. Müzik diyorum, ses diyorum. Çünkü müzik içeride insanlara hissettirdiğiniz rahatlık mı, gerginlik mi? Çünkü bu müzik olayını insanlar bir yerden sonra şeye çevirdi, abartıya. Yani çünkü müzik ne çalarsam olur, ya çalayım ses olsun. Böyle düşünmeyin. O müziğin onlarda uyandırdığı satın alma hareketi, eğlence, keyif. Siz insanlara orada keyif verirseniz bir para harcamayı ne zaman yapıyorsunuz? Ha, keyifliyken para harcarım ben. Sen de öyle izlerken ya da rejimizde. Keyifli ama içini bayarsanız, sıkıntıya sokarsanız insanı, para harcama hissi ne kadar kuvvetlenir?
Bunları abartmadan müziğimizi de yine hedef kitlemize göre içeride çalacağımız müziği de ona göre belirliyoruz. 18-25'e hitap ediyorsak ne çalacağız? Hip hop çalacaksın falan böyle. Hani hitap ettiğin kitleyi hareketlendirecek, keyiflendirecek müzikleri koyacaksın. Ses öyle olacak kulakta. Akustiğinde, mağaza atmosferinin akustiğinde ona göre ayarlayacaksın. Burada Zara örneği geldi arkadan rejiden. Zara evet bunun için mesela doğru. Girdiğin zaman müzik çalar. Daha bir hareketli. Tabii hareketlendirmeye amaç. Biraz önce temizlikten doğru girmiştim. Şimdi koku kısmına girmek istiyorum. Bir mağazanın kokusu da akla kazınmada önemli bir detay. Şöyle ki bunu kendi annemden örnek vermek istiyorum. Annemin şöyle bir durumu var. LCY2K'ye girmeyi kendisi çok sever. Yani bildim bileli LCY2K'yi çok sever. Son dönemde de LCY2K'nin içindeki koku öyle anneme işlemiş ki annem şey söylüyor. LCY2 kokusu. LCY2 kokusu. O sıktıkları dağ esintisi galiba. LCY2K'nin kendine has bir dağ esintisi kokusu var. Mağazanın içindeki koku insanlara böyle ferahlık, temizliği, böyle rahatlık verirse orada alım yapması ya da mağazada daha uzun süre geçirmesi çok mümkündür. Bunu böyle değerlendirirseniz koku da çok önemli bir faktör. Evet, ona ben de bir örnek verdim. Hemen bir örnek, evet. Alalım. Ben mesela Twist'i çok severim. Yani sen de biliyorsun zaten. Evet. Twist'e girdiğimde çıkmıyorum. Ama Twist'in mağaza kokusu astım hastası olanı içeri sokturmaz. O kadar ağır bir kokusu vardı ki mesela benim abim giremez mağazaya. Hani istese de giremez. Ve rahatsız ediyor. Direkt mağazadan çıkartıyor. Çalışanları bile şikayetçi o kokudan. Ama şirket politikası hiçbir şekilde kokuyu değiştirmiyor. Ama inanılmaz rahatsız. İşte bu belirlediğimiz... Çok ağır diyeyim ben sana. Bu belirlediğimizden büyük ihtimal yola çıkmışlardır. Ama hani yanlışından dönmekle bir kabiliyettir bu girişimde. Buradan Twist yetkililerine sesleniyoruz. O kokuyu kaldırın. Burada biraz duyu organlarından doğru girmiş gibi olduk kokudan. Dokunmak da insanlar için etkilidir ürün almasına, mağaza atmosferinin sıcaklığında. İnsanların dokunabileceği imkanlar verirseniz mağazada ürünlerine ya da bir yerlere oturtabilir, onlara o hazzı yaşatabilirseniz o da çok kıymetlidir. Çok tercih edilmediği için fazla girmiyorum. Ya da tadım, tat duygusu. Yemek işindeyseniz açıktık. Yemek değil mi? Yemek işindeyseniz tadım, hani ürünlerinizi tattırma imkanı mağazada böyle bir bar yeri yapabilirsiniz. Ürünlerin tadılabildiği, ufak ufak bakılabildiği, çünkü ürünlerinizi tanıtmak amaç olduğu için bunlar da seçenek olarak değerlendirebileceğiniz unsurlardan biri. Evet arkadaşlar, mağaza atmosferiyle ilgili vereceğimiz ince detayları sizinle paylaştık. Mağazamızı iç ve dış olarak ayırdık. Nasıl yapmamızı, vitrin içinin kokusu, bakışı, temizlik ve bunlarda tabii ki de eleman. Eleman oranın tamamlayıcısı olduğunu unutmuyoruz. Mağaza atmosferinde eleman bitirir zaten o mağaza atmosferini. Yani o mağazanın ambiyansını alır, müşterinin tepesine de yıkabilir. Diğer bazı mağazalarda, diğer videolarda örnek gösterdiğimiz müşterinin tepesine binerek o mağazayı içine göçertebilir insanın, müşterinin, tüketicinin. Elemanı da seçerken bu mağaza atmosferini elemanı da böyle bir süs gibi düşünmenizi tavsiye ediyoruz. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Girişimle ilgili diğer videolar kanalımızda. Bizleri takip etmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Bu videoyu da beğeniyoruz. Sizleri seviyoruz. Bizleri yormaya devam edin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.